Şöyle söyleyeyim, bütün bu araştırmaları bir araya getirdiğim zaman şu sonuca varıyorum. Nazi kafalı. Yani Şeyi biliyorsunuz değil mi? Elon Musk'ın babasının Nazi suçundan dolayı Amerika'ya kaçtığını. Adam nasıl bir Nazi suçlusuydu da hapishaneye atıldı ve o kadar kıymetli bulunup NASA'da çalışmaya başladı. fakat savaş bitmedi. Savaş bilinçli olarak durduruldu ve devam etti. Farklı şekillerde devam etti. Günümüzde de halen onun etkilerini görüyoruz bu savaşın. Biyorobotlar olarak Anakin'in tasarladığı ve yaklaşık önce 300 kişi, daha sonra bir 300 kişi, daha sonra binlerce kişi, onlar da gelmişti şeyden, Evet. Venüs gezegeninden. Onun dışında 4 tane ırk zaten dünya yüzeyinde yaşıyordu ki yılan oğulları da. Şimdi bakın 1945'te bunu ben de kendi bulgularım olduğu için bunları da çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şu iddia şöyledir. 1945'ten beri Amerika farklı varlıklar tarafından yani anlaşma yapıldı ve farklı varlıklar tarafından yönetiliyor. Yani iddia bu şekilde. Evet yani ben şöyle söyleyeyim. Bütün bu araştırmaları bir araya getirdiğim zaman şu sonuca varıyorum. 1945'te İkinci Dünya Savaşı bitti. Değil mi? O döneme denk geliyor. 1945'te İkinci Dünya Savaşı bittikten sonraki dönemde işte Hitler olsun, o Naziler olsun nereye gittiler? Bunların izini sürüyoruz. Bir bakıyoruz ki yine Arjantin'den çıkıyor, işte Amerika'dan çıkıyor, Kanada'dan çıkıyor. Yani o Amerika kıtasına gitmişler, kaçmışlar Naziler. Hitler öldü dendi. Fakat ben Hitler'in de ölmediğini, onun da o bölgeye kaçtığını düşünüyorum. Ki zaten oradaki bazı hani sonradan bir bakıyorsunuz ki Arjantin'de bir takım kişilikler ortaya çıkıyor vesaire. Hepsi Nazi kafalı. Yani Şeyi biliyorsunuz değil mi? Elon Musk'ın babasının Nazi evet. suçundan dolayı Amerika'ya kaçtığını, Amerika'da 3 ay ya da 6 ay emin değilim hapishanede kaldığını, 6 ay sonra NASA tarafından davet edilip çalışmaya başladığını NASA'da. Yani bir Nazi suçlusu, yani öldürülmesi beklenen, ya da işte ömür boyu hapishanede cezaevinde kalması beklenen bir adamın NASA'da çalışmaya başlaması büyük bir soru işareti. Hatta daha Elon Musk dünyaya gelmeden Merkür'deki koloniden ve oraya kral olacak olan Elon Musk adlı birinden bahseden bir mektup bırakıyor karısına. Yani daha sonra işte Elon Musk falan dünyaya geliyor falan. Yani çok ilginç. Evet. NASA'da görevli adam. Adam nasıl bir Nazi suçlusuydu da hapishaneye atıldı ve o kadar kıymetli bulunup NASA'da çalışmaya başladı. Bu da ayrı bir konu aslında. Evet, Can. Zaten NASA'nın bakın, NASA'nın zaten Naziler tarafından kurulduğunu birçok kişi bilir. Yani 1945'te savaş bitti denildi. Fakat savaş bitmedi. Savaş bilinçli olarak durduruldu ve devam etti. Farklı şekillerde devam etti. Günümüzde de halen onun etkilerini görüyoruz bu savaşın. Yani İkinci Dünya Savaşı bilerek durduruldu. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nda bir takım şeyler planlamışlardı. Yapamadılar, ara verdiler. Tekrar başlatıldı İkinci Dünya Savaşı ve tekrar durdurmak zorunda kaldılar. Çünkü o dönem dünya dışı varlıklarla alakalı birçok araştırma yapıyordu. Hitler zaten biliyorsunuz Rudolf von Sobotondorf'un geçmişini ezoterik ve okültist bir takım faaliyetlerle zaten bunları birçok programda konuştuk. Birçok kişi de biliyor. Yani bunların hem ezoterik bağlantıları var hem dünya dışı varlıklarla alakalı bir takım bağlantıları var. Tabii bugün hani o varlıklara gri deniliyor. Gri varlıklar fakat bunların gri değil. Bakın o Drupa diskleriyle hani bağlantısında olduğunu düşünürsek bunlar sarı ırktı. Peki nasıl oldu da şimdi bizim karşımıza gri varlıklar olarak geliyor veya insanlarla melezlerini artık konuşuyoruz? Çünkü
uzun süre bakın, yaklaşık bir 1950'lerden 1950'lerden 2010'lara kadar çok yoğun insanlar kaçırıldı bakın. Çok yoğun bir şekilde. Ve bunlardan tabii ki evet yumurta da alındı, sperm de alındı ve bunlardan melez çocuklar üretilmeye çalışıldı. Peki o hani Tibet'te yaşayan o sarı ırk dediğimiz kabile var karşımızda. Yani Amerika'da evet bir takım tuhaf şeyler var. Gerçekten tuhaf bir şey, olaylar var. 51. bölge var biliyorsunuz. 51. bölgede zaten üsleri olduğu söylenir. Neden gri varlıklar bakın? Ya bunlar gri varlıklar ya daha sonra işte bu gelen o sarı ırkın, sarı uzaylıların, o Drupal'ların değişmiş halidir. Ya da tamamen farklı varlıklardır ya da biyorobotlardır. Şöyle ki Şeye göre bazı yazıtlara göre Enki tarafından buralarda işte altın çıkarılırken Enki'nin o hikaye çok uzun bir hikaye. Bir süre sonra Anunnakilerin isyan etmesi, çalışmak istemesi, bu altının götürülmesi çok Nibiru'ya çok uzun sürdüğü için, çok büyük emek istediği için biyorobotlar olarak Enki'nin tasarladığı ve yaklaşık önce 300 kişi, daha sonra bir 300 kişi, daha sonra binlerce kişi grileri, yani bugün griler denilen biyorobotları oluşturduğu ve Tiamat gezegenine yakın bir yere Halley kuyruklu yıldızına da yerleştirdiğinden söz eden bir takım kaynaklar var bu arada. Sözünüzü kestim. Buyurun. Tabii doğrudur. Yani şöyle ben de grilerin aslında bir robot olduğunu düşünüyorum. Yani evet hani şöyle bir iddia da var. İşte Orion'dan kaçanlar da yani o dünyaya gelmişler ama işte o Drupa halkı da Orion'dan kaçan o halk olabilir de. Evet. Orion hani biliyorsunuz Orion'un çok Evet. uzun hikayesi var. Orası da işte bir takım güçler tarafından işgal edildi vesaire. Bakın bunlar hani Yine insanlar Orion reptilianların evet. şöyle bir takım insanlar bunlar kabul etmiyor. Diyorlar ki işte bilimsel bir kanıtı olmadığı için biz bunları kabul etmiyoruz ama çok fazla bilgi var bu konuda. Yani öyle böyle değil. Dolayısıyla da bakın bu halk evet başka bir gezegenden geldi. Burada bir şekilde gidemediler veya gitmek istemediler. Kaldılar bir şekilde. Burada farklı soyları oldu. Hani şu an dünyada birçok bakıyorsunuz ırk fakat hepsi hani tek bir ben hani hepsinin evet efendim, Adem ve eşinden doğduk ama daha sonra bizim DNA'mız farklı soylarla karıştı yani dünya dışı olsun, dünyanın içinde olsun. Yılan oğulları vardı biliyorsunuz onlar işte dinozorlardan hani tekamül ettiği söylenir hani evrim geçirerek zeki yaşam formuna dönüştü. Çünkü hani dinozorlar biliyorsunuz onlar da milyonlarca yıl dünyada yaşadılarsa Tabii onlar insanlık Adem daha dünya yüzeyine yerleşmeden önce zaten o dinozorlar mermaid dediğimiz yarısı insan yarısı deniz kızları dediğimiz deniz erkekleri dediğimiz varlıklar bir takım yunuslar ve bir takım yani onlar da gelmişti şeyden evet. Venüs gezegeninden. Onun dışında dört tane ırk zaten dünya yüzeyinde yaşıyordu ki yılan oğulları da insan dünya gezegenine yerleşmeden önce burada vardı. Evet. Evet. İşte o hani iblis soyu dediğimiz aslında bu yılan oğullarından olma ihtimali çok çok yüksek bu nedenle. Çünkü yılanla alakalı çok fazla bilgi var. İşte kutsal kitaplarda olsun, antik metinlerde olsun. Ki zaten Tevrat'ta da ne der? Orada yılan şeklinde göründü der. Hani şey. Her halükarda evet, gerçekten bir takım varlıklar var. Dünyayı yönetiyorlar. Bunlar tek bir tür değil bana göre. 51. bölge gibi bazı üslerde faaliyet gösteriyorlar. Dünyayı dikkat ederseniz zaten bunları hep konuştuk. Dünyayı farklı ırklar tarafından değiştirmeye çalışıldığını dünyanın konuştuk. Bugün bakıyorsunuz mesela bu kadar işte fazla müdahale işte chemtrails olsun bilmem farklı farklı ilaçlar vesaire insanlara müdahale etme çabası insanlar değiştirme bakın insanların DNA'sını değiştirme çabası neden hani şöyle bir soru geldi neden diyorlar ki hani
Neden o zaman kendilerini göstermiyorlar? Bu kadar teknolojiler var, bu kadar işte bizden daha ilerideler. İsteseler insanları hemen yok edebilirler. Ama onlar insanları zaten yok etmek istemiyor ki. Çünkü bakın, eğer hani gerçekten hani bu Trump'ın da hani İsrail'in o uzay güvenlik şefinin açıkladığı gibi Trump bunları açıklamak istedi ama Galaktik Federasyon izin verilmedi deniyor mesela. Ki zaten bakın, bu kadar hani evren düşünün, işte uzay düşünün, bu kadar sistem düşünün, galaksiler düşünün. Bunlar sahipsiz olabilir mi? Birilerinin bunları nasıl ki hani ülkelerde bugün işte BM var, bilmem ülke yönetimler var vesaire. Sonuçta bunu büyük çerçevede de bakmamız lazım. Büyük resimde de bakmamız lazım. Sonuçta bir evrenin de bir bu şekilde bir oluşumlara ihtiyacı vardır ve mutlaka da olmuştur. Dolayısıyla bakın, şimdi evet, o bölgelerde üsler kurmuşlar, bir şekilde orada insanlarla iletişime geçmişler veya İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'le beraber işte Amerika'ya gitmişler, orada yönetimi ele almışlar ki zaten bakın Hitler'in geçmişine bakın, Bush ailesi mesela Hitler'i öne çıkarıyor. Hani o Almanya'daki bir takım o yönetimin üzerine getiriyor Bush ailesi, ki Bush ailesi de Sklozen Bons cemiyetine üye biliyorsunuz. Yani ezoterik Emekliler bağlam. ve Kafatası Anlaşılan. Cemiyeti'nde özellikle onların, yani Bush'ların ailece hainleri gizli gizli yıllar Evet. önce Google'da vardır, araştırırsanız sevgili canlar. Kafatası ve Kemikler Cemiyeti ve Bush ailesi yazın, bulacaksınız. Evet. Yale Üniversitesi yazabilirsiniz. Yale Üniversitesi yazdığınızda da çıkar. Evet. Evet canım. Yani orada bakın, şimdi Hitler dünya dışı varlıklarla iletişim, daha sonra Amerika'ya geçiyorlar, oradan başlıyorlar yönetmeye bir takım şeyler. Ki bakın o dönemden sonra artık televizyon, bilmem birçok işte internet, bilgisayar, birçok teknolojik ürün o tarihten sonra çok aşırı ve hızlı bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Tabii bunlar hani şeydir, hani Nikola Tesla'ya bakıyorsunuz. Nikola Tesla'nın da bir takım o buluşları vardı. Çok önemli buluşları vardı. Onlardan da alınmış olabilir. Ama Nikola Tesla'nın da hani ben yine bir kanal olduğunu düşündüğüm için onun ama iletişimde oldu. Yani ona gelen bilgilerin daha pozitif kaynaklardan geliyordu. Ama işte bu Hitler'e bakıyorsunuz, gırıl kadınlara bakıyorsunuz. Daha sonra Amerika'ya yerleşip oradan dünya yönetme vesaire, İran'ın açıklaması, İsrail'in açıklaması, Rusya'nın bakın açıklaması, ki yani Rus mesela Putin'in Anunnakiler konusunda birçok açıklaması var ama hiçbiri yayınlanmaz, hiçbiri mesela şey yapmazlar, dikkate alınmaz. Kendi aralarında bu konuları çok iyi biliyorlar, çok iyi konuşuyorlar, çok da iyi değerlendiriyorlar fakat insanlara yansıtmıyorlar. Neden? Çünkü insanlar bakın halen bile bu kadar konuşuldu, ifşa edildi. Buna rağmen yine hazır değiller. Buna rağmen yine hani şey yapamıyorlar. Evet, hani şu an diyelim ki uzaylı bir ırk aramızda gezmeye başladı. Siz olacakları düşünebiliyor musunuz? İyi veya kötü fark etmiyor. Yani olacakları ben yani tahmin edebiliyorum. Ya çok aşırı bir kaos olur.